Kimyasal ilaçlar ve gübrenin sebze ve meyve üzerindeki etkileri ve alternatif çözüm yollarıyla başlayalım. Evet, kimyasal ilaçlar hızla hayatımıza giriyor ve bağımlı hale geldik. Çok kötü. İnsanlar, hayvanlar ve toprak üzerinde sürekli bir kimyasal madde uygulanıyor. Meyveler ve sebzeler üzerinde çok yoğun gübre ve kimyasal ilaç kullanılması nedeniyle birçok meyve ve sebzenin kalitesi düşmüştür. Bu bir araştırmadır. Almanya'da 1985 ile 96 yılları arasında 11 yıl içerisinde meyve ve sebzelerdeki kalitenin ne kadar düştüğünü gösteren bir rapor var elimde. Almancası ve Türkçesi. Buradan birkaç örnek vereyim. 1985 yılında brokoli efendim 103 miligram kalsiyum içerirken 1996 yılında %30 103 yerine 33 miligrama inmiştir. Yani %68 kalsiyum oranı azalmış. Değer kaybetmiş 11 yıl içerisinde. Folik asit %52 değer kaybetmiş. Şimdi ayrıntılı çok detaylı girecek olursam çok zaman alır. Bu nedenle ne kadar değer kaybetmiş? Birleşimindeki kalsiyum, magnezyum, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini açısından. Fasulyenin mesela birleşimindeki kalsiyum %38 oranında azalmış. Magnezyum %15, B6 vitamini %61. Patatesin birleşimindeki kalsiyum %70 azalmış. Patatesteki magnezyum %33, C vitamini %25. 11 yıl içerisinde gözüken eksilme, azalmalar bunlar. Havuçtaki kalsiyum %17, magnezyum %57. Elmada kalsiyum %12, magnezyum %20, C vitamini %80 azalmış. Yani mevcut olan, daha önce var olan oranlar o kadar azalmış ki ortalama 11 yıl içerisinde sebze ve meyvelerdeki mineral, vitamin ve enzimler %50 değer kaybetmiş. Kalitesi düşmüş. Yani 50 yıl önce yiyen insan, meyve yiyen insanlar mesela bir tane elma yediğinde doyuyorsa, ondan gerekli vitamin, mineral, enzim alıyorsa şimdi 3-4 tane yemesi gerekiyor ki aynı vitamini, aynı mineral, aynı enzimi alabilsin. Bu nedenle ne oluyor? Nesiller, insanlar besleniyor. Ben her şeyimi yiyorum diyor. Ama yine halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Neden? Çünkü yediği sebzelerde, meyvelerde artık vitamin, mineral, enzim azalmış. Azalırsa ne olacak? Bir insanda ortalama saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. Yani proteinler oluşuyor, amino asitler oluşuyor, vitaminler oluşuyor ve saniyede 50 bin hücre ölüyor, 50 bin yeni hücre faaliyete geçiyor. Hücreler ölüyor, hücreler yenileniyor. Bunların yapımı için proteinler gerekiyor, amino asitler gerekiyor vesaire vesaire. Nereden alacaksınız? Yani kimyasal ilaçlarla, tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, gübreler, besinlerdeki yani meyve, sebzedeki vitamin, mineral, enzimi yok etmiş. %50. Ama bugüne kadar ne kadar gerileme olmuş? Daha devam ediyor. Son araştırmalar yok elimizde. Bu sadece 11 yıl içerisindeki gelişen negatif durum. 11 yıl içerisinde olan bir durum. Yani şimdi takriben %70'lere varmış durumda. İnsanlar artık sadece bu sebzede, meyvede değil. Efendim ette de, kırmızı ette, beyaz ette, balıkta da aynı durum. Neden? Çünkü hayvanlar da artık kümeslerde besleniyor. Vitaminini, mineralini alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Sünni besleniyor. Artı tavuk ve yumurtada premix denen çok tehlikeli bir madde var. Hormon katılıyor. İçerisine östrojen hormonu katılıyor. Beta karotin renk verici madde katılıyor. Antibiyotik katılıyor. O da zehirliyor artık. Zehirliyor. Tehlikeli madde. Bu tür yanlış besinlerle
Östrojen hormonu arttığı için erkeklerde cinsel fonksiyonlar vesaire vesaire. Şimdi ne yapmak gerek ki bu kötü gidişe karşı? Vitaminler, yani yediğimiz her şeydeki vitamin, mineral, enzim azalıyor. Meyve, sebze veya hayvansal gıda. İşte buna karşı insanlar son 50 yıldır ne üretiyorlar büyük firmalar? Vitamin hapları, mineral hapları, multivitaminler, protein hapları vesaire vesaire. Bütün bu üretilen ilaçlar sentetik ve tehlikeli. Sentetik ve tehlikeli. Bayanın birine doktor D vitamini, demir vitamini hapı vermiş, sonra da demir iğnesi vermiş. Ne olmuş? Karaciğeri demiri depolamış. Şimdi C vitamini içeren hiçbir şey yiyemiyor. Hayatı kaymış. Böyle her şeyi inceliyor. Acaba şunu yesem mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Gram gram böyle tadımlık yiyemiyor hiçbir şey. Hayatı kaymış. Doktor da demiş ki yapacak bir şey yok. Olabilir. Penisilin, benim bir yakınım üşütmüş. Penisilin iğnesi vurmuşlar. Adamcağız şok olmuş. Hemen hastane kalmış. Ölecek. Hemen müdahale etmeseler ölecek. Penisilin şoku. Penisilin gibi ağır antibiyotik kullanılanın bağırsak florası çöker. Karaciğeri görevini yapamaz hale gelir. Antibiyotik kullanılanlar, daha sonra ona geleceğiz, ayrı bir konu tabii. Çocuklarda, bebeklerde gelişim problemleri olur. Annelere çok zarar verir vesaire. Aspirin mideye çok zarar verir, böbreklere zarar verir. Birçok kimyasal ilaç insanları yavaş yavaş zehirliyor, öldürüyor. Piyasada birçok vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire var. Eczanelerde dolu. Herkes alıyor, kullanıyor. Hepsi sentetik ve hepsi tehlikeli. Mesela Finlandiya'da E vitamini veriliyor. 5000 prostat hastasına, iyi huylu prostat büyümesine. İyi huylu prostat büyümesi E vitamini sayesinde prostat kanserine dönüşür. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Neden? Sentetik. Sentetik olan bir şeyi bünyemiz kabul etmiyor. Çünkü bizim insan bünyesi doğal olanı kabul ediyor. Doğada olanı, doğada olmayan, sentetik petrolden üretilen, kimyasal maddelerden üretilen sentetik bir şeyi bünye kabul etmiyor. Yani bu şuna benzer. Evinize gidiyorsunuz, anahtarı çıkardınız, kapıyı açacaksınız. Fakat anahtar benziyor ama aynı anahtar değil. Açmak istiyorsunuz, açamıyorsunuz, açamıyorsunuz. Sonra da canı sıkılıyor, zorlanıyor, kapıyı vurarak, kırarak içeri giriyorsunuz. Kimyasal maddede böyle. Doğal olan her şeye benzeyebilir ama doğal olmadığı için hücrenin yapısına, dokusuna zarar verir. Şimdi bu kimyasal vitamin, mineral, enzim vesaire haplarına alternatif doğal bir bitki var. Nedir? Bu mikro yosun. mikro yosun uçuyor. Mavimsi yeşil yosun. Bu doğanın harikası diyorlar ya bazıları. Ben de diyorum ki Allah'ın bir lütfu. Spirulina Allah'ın insana vermiş olduğu bir lütuf, bir bahşiş. Neden? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içeriyor. 94 çeşit makro ve mikro vitamin mineral içeriyor. Demir, çinko, selenyum, bakır vesaire. Balık yağlarından omega 3, omega 6, omega 9 dengeli oranda. Amino asitler esensiyel ve esensiyel olmayan, yani gıdada olan ve olmayanı da içeriyor. Hiçbir bitkide olmayan bir özelliğe sahip. Spirulina tek başına anne sütüne eşdeğer dünyada tek gıda. Kim söylüyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, İlaç Gıda Kontrol Merkezi, dünyanın en kaliteli besini diyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Ve yapılan araştırmalarda bunu belgeliyor. Çernobil'deki reaktör kazasında ortaya çıkan birçok hastalık hiçbir ilaçla tedavi edilemezken spirulina ile radyoaktif maddeden dolayı ortaya çıkan gastrit, ülser vesaire bir sürü hastalık tedavi edilmiştir. Belge var, bilgi var. Şimdi bir insan bünyesinde saniyede 500 trilyon reaksiyon oluyor. Kimyasal oluşumlar oluyor da işte vitamin yok. Karaciğerden vitamin gelmiyor, mineral gelmiyor, enzim gelmiyor, glikoz gelmiyor vesaire vesaire eksiliyor. Yediğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin azalması, aminosunun azalması nedeniyle bu nedenle bünyemiz harıl harıl çalışıyor bunları üretmek için. Yoruluyor.
kişi spirulina ile kendini takviye etse, alsa günde 3 defa 2'şer tane spirulina kapsülü alsa ne olur? Bünyemizin ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim, protein yapımı vesaire hızlandığı için, ihtiyacı olan her şeyi karşıladığı için bünye ne yapacak? Yan gelip yatmayacak elbette. Vücudu arıtma faaliyeti başlayacak. Detoks, arıtıcı. Bahar temizliği gibi hücre içerisindeki bütün artık maddeler atılacak. Bağ dokusu temizlenecek, hücreler yenilenecek. Spirulina vücudu temizler, arıtır, detokstur. Bir, kanı temizler, vücudu temizler, dokuları temizler, organları temizler. Kişiyi yavaş yavaş güçlendirir. Anti-aging, anti-detoks özelliklere sahiptir. Tek başına bir eczane gibidir. Ecza. Mucizedir.